Daha önce logaritmayı anlatmıştık. Hemen hatırlatalım. Eğer hikayelerini bilirsek ne kadar da kolaylaşıyor, değil mi? Günlük hayatımızda sürekli farkında olmadan kullandığımız bir yöntem daha. Fonksiyon nedir? Aslında fonksiyonlar 4000 yıl önceye kadar gider. Trigonometri ve logaritmadan sonra en önemli kavramı oluşturur. Ama gel gelelim son 300 yılda evrimleşmiştir. Fonksiyon adını ilk olarak Leibniz, matematiğin temel nesnelerinin geometrik eğriler olarak alındığı 17. yüzyılda kullanmıştır. Leibniz, teğetin bir eğri fonksiyonu olduğunu söylemiş olsa da ilk olarak 1748'de Euler fonksiyon kavramı için genel tanımı vermiştir. Yani y eşittir fx şeklinde ifade eden ilk matematikçi Leonhard Euler'dir. Sonra da Cauchy ve Dirichlet'in katkılarıyla iyice gelişmiştir. Temelde en basit haliyle fonksiyon bir makinedir ya da yazdığımız koda göre hareket eden bir program, bir uygulamadır. F ile gösterilir. Bir makinedir dedik ya, işte o makineye bir girdi, yani bir malzeme ve o makineden çıkan bir çıktı, yani ürün olacaktır. Yani fonksiyonda bir girdi ve girdiye bağlı olan da bir çıktı olacak. Girdi, fonksiyon ve çıktı. Bir kod sisteminde girdiye bağlı olarak elde edilen çıktı olduğundan yazılım dilinde sıkça kullanırız. Fx şeklinde klasik bir gösterimi vardır. Buradaki f ifadenin fonksiyon olduğunu tanımlamak için. İsterseniz patates kızartması x de diyebilirsiniz. Zaten gx, hx, tx gibi sıkça kullanılanları da mevcut biliyorsunuz. Parantez içinde kalan kısım girdimizi temsil edecektir. Benzin doldurmak için akaryakıt istasyonuna gittiğimizde 1 litrenin kaç liraya karşılık geldiğini makineden gözlemleyebiliriz. Yani 50 liralık yükle dediğimizde 50 liraya karşılık gelecek olan litre miktarı, 100 litre ise arada işlemleri yapan fonksiyonun ta kendisidir. Burada 1 lira 2 litreye denk geliyormuş. O zaman fx eşittir 2x fonksiyonunu rahatlıkla yazabiliriz. X girdimiz ve 2x ise x'e bağlı çıktımız olacaktır. 50 liranın karşılığı nasıl 100 litre oluyormuş? Fx eşittir 2x fonksiyonunda x yerine 50 yazarsak f50 eşittir 2 çarpı 50 olacaktır. Yani f50 eşittir 100. Aslında mantığı ne kadar basit, değil mi? Tabii bir şeyin fonksiyon olabilmesi için kuralları var. Girdi her zaman girdiye bağlı olan çıktıdan yalnızca bir karşılık alabilir. Yani ne diyoruz? 1 TL'nin karşılığı 2 litre ise 2 TL'nin karşılığı 4 litre olacaktır. Yani 1 TL'nin karşılığı 2 litre ve 4 litre olamaz. Bunu TC kimlik numaramız örneğiyle verebiliriz. Her kişinin bir farklı TC kimlik numarası vardır. Bu aklınızda bulunsun. Her girdinin yalnızca bir çıktı karşılığı olmak zorunda. Ama bazı durumlarda bir çıktının daha fazla girdisi olabilir. Mesela 5 arkadaş sokakta oyun oynamakta ve çok şiddetli bir yağmur başladı. Herkes evine gidiyor. Bunlar Nurcan, Ümit, İsmail, Aykut, Bektaş olsun. 5 arkadaş her biri kendi evine gitmek yerine mesela Ümit en yakın arkadaşının evine gidebilir. Ümit ve İsmail girdisi bir çıktıya gidebiliyor yani. Ama Nurcan aynı anda hem kendi evinde hem de başkasının evinde olamaz. İşte bu kurallar sonucunda bir şeyin fonksiyon olup olmadığına karar verebiliyoruz. Daha da kolaylaştıralım işleri, bir makine tasarlayalım. Hangi sayıyı verirsek verelim o sayının 3 katının 2 fazlasını versin bize bu makine. Böyle bir makine tasarlayabiliriz. Bunun matematik dilindeki karşılığı da şu oluyor. Fx eşittir 3x artı 2. X'e ver bir değer, fonksiyondaki x'in yerine de onu koy, sonra çıktıya al. Biraz daha karışıklaştıralım işi, sen seversin. Fx fonksiyonu yerine bu sefer hp fonksiyonu yazalım. Hp fonksiyonunda p yerine yazılan ifadenin harf sayısına göre çıktısını istersek, h4 dersek 4 tane harfle yazıldığı için sonuç h4 eşittir 4 olacak. h5, 3 harfle olduğu için 3, h8 ise 5'tir. Fonksiyon makinesine neyi tanımlarsak girdiye göre sonuç alıyoruz yani. F ya da H de demeyelim. Direkt turşu diyelim. Turşu fonksiyonumuzda turşu x eşittir eğer girdimiz sesli harfle başlıyorsa x küp, eğer girdimiz sessiz harfle başlıyorsa x artı 2 işlemini kullanalım. Makinemiz tamam. Hadi şimdi makinemizi çalıştıralım. Turşu x'e 5 verelim. 5 sessiz harfle başlıyor. O zaman x artı 2 işlemini kullanacağız. Turşu 5 eşittir x artı 2. Yani turşu 5 eşittir 5 artı 2'den 7'dir. Peki turşu x makinamıza 3 girersek ne olacak? 3 sesli harfle başladığı için x küpü kullanacağız. Turşu 3 eşittir 3'ün küpü. O da 27'dir. Tabii matematikte bu fonksiyon tipine de aklınızda bulunsun, parçalı fonksiyon deniyor. Bir bitkinin yıla bağlı büyümesinde mesela ya da bir hastalığın dünyaya yayılma hızında borsa grafikleri, paranın, dövizin, altının, petrolün değişim değerlerinin hesaplanması ve tüm grafik gösterimlerinde fonksiyonlar kullanılır. Birçok makine, elektrikli cihazlardaki özellikler fonksiyonlar sayesinde yapılır. Trigonometride kullanılan sinüs, kosinüs ve tanjant da birer fonksiyondur. Şu an kullanılan bütün bilgisayar programlarında fonksiyonlar kullanılır. Günlük hayatta ne işe yarayacak hocam bunlar deyip durduk değil mi? Sadece sınava gireceğiz diye ezberledik durduk. ÖSS, YKS, LYS kabusuyla didindik. Oysa Kepler'den Galileo'ya, Newton'a bütün büyük dehaların buluşlarında, hesaplarında, icatlarında fonksiyonlar var. Bir makinenin bir başka makineye bağlı olarak çalışmasını da sağlayabiliriz. İki makineden birinci makina, ikinci makineden gelecek olan çıktığı göre hareket edecek olsun. Hadi makinelerimizi ve fonksiyonlarımızı tasarlayalım. Bize iki fonksiyon lazım. Birinci makine, ikinci makineye göre işlem yapacak ya, ondan ikinci fonksiyonumuza işlem verelim. Bu da şöyle gösterilir. F, O, G, X. F makinesi G makinesinden gelen sonuca göre hareket etsin. O zaman ilk girdiği girelim. Fog 3 nedir dedik. 3 girdisini ilk G fonksiyonumuzda yerine yazarız. Başlangıçta ikinci makine çalışıyor çünkü. Gx eşittir 2x eksi 1. G3 eşittir 2x eksi 1. G3 eşittir 2 çarpı 3 eksi 1. G3 eşittir 6 eksi 1. G3 eşittir 5 çıktısına vardık. F makinemiz yani fonksiyonumuz G fonksiyonumuzdan çıkacak veriye göre işlem yapacak ya. Çünkü birbirine bağlılardı. G fonksiyonumuzdan aldığımız çıktı F fonksiyonumuzda girdi olarak kabul edildi. F fonksiyonumuzu yazalım. Fx eşittir 2x artı 2. F5 eşittir 2 çarpı 5 artı 2. Yani F5 eşittir 12. Sonucumuz 12'dir. Fog 3 eşittir 12'ymiş. Alkışlar. Bu şekilde bir kahve otomatı yapabiliriz yani. Daha karmaşıklaştıkça neler neler ortaya çıkarabiliriz bir hayal edin. Yazdığımız programa, kurguladığımız makineye göre ne yapmasını istersek ona bağlı sonuç aldığımız harika mı harika bir yöntemdir fonksiyon. Hoşça kal.